Değerli arkadaşlar, selamlar. Bu dersimizde de Zotero programı ile Word arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağım. Word'da yazı yazarken dipnot kullanarak Zotero'yu nasıl etkin hale getirebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Yani Zotero ile dipnot atacağız arkadaşlar. Geçen dersimizde ne yaptık? Geçen derslerimizde Zotero'ya kaynaklar ekledik. Kaynak ekleme yöntemlerini öğrendik. Elle kaynak ekleme, ISBN numarasıyla kaynak ekleme, DOI numarasını kullanarak kaynak ekleme. Yine aynı şekilde Zotero'nun Chrome ile bağlantısını kullanarak kaynak ekleme konusuna değindik. Kaynaklarımızı ekledik arkadaşlar. Henüz daha bu bölümü anlatmadım arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Yalnızca şu bölüme kaynak nasıl eklenir onu gösterdim ve bu bölüme eklenen kaynakların künyelerinin nasıl düzenlendiğini göstermeye çalıştım. Şimdi ise Zotero'nun Word'da neler yapabileceği konusuna değineceğim arkadaşlar. Hemen bir Word belgesi açıyorum. Evet, Word belgesi açtıktan sonra yazımı yazıyorum. Diyelim ki mesela materyalimi hazırlamak için mesela okumalarımı yaptım. Artık yazmaya hazırım. Yazıyorum. Yazdıktan sonra bakın saçma sapan yazılar yazıyorum ama amaç hızlanmak için yazdım. Yazdıktan sonra dedim ki artık burada bir dipnot vermem gerekecek. Çünkü bir bilgi ortaya konuldu. Bu bilginin kimden tarafından alındığını ya da kimin eserinden yararlanarak ortaya konulduğunu göstermek açısından bir referans verilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu eserimi yayınlayacağım mesela dergi ya da yayın evinin benden istemiş olduğu yayın özür dilerim atıf stilini kullanmam gerekmektedir. Ben hemen Zotero'ya geliyorum. Zotero'ya geldikten sonra artık atıf vereceğim. Ben şimdi şu anda mesela Chicago Manual Style dediğimiz yani dipnot yani sayfanın altında gösterilen yani referansların sayfanın altında gösterildiği dipnot sistemi olan Chicago Manual Style dediğimiz stili kullanarak atıf atmaya çalışacağım. Hemen Zotero'nun bakın Word'da mesela biz Zotero programını kurarken kendisi otomatikmen Word'la bağlantısını sağlayarak Word'un atıf düzeni olan bakın Word'un ekle başvurular dediğimiz atıf kısmını şu kısmı kullanmıyoruz. Zotero'yu kullanıyoruz artık burada. Evet bu eklentiyi kullanıyoruz. Hemen atıf veriyorum. Bakın burada add citation denen yani atıf ekle referans ver butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma böyle bir pencere geliyor. Bu pencere benden verilecek olan atıf stilini seçmemi istiyor. Yani ben manuel style mi yani Chicago manuel style mi yani söylemek gerekirse sayfa altı dipnotu mu yoksa Amerikan Association yani Physical Association APA dediğimiz sistem yani metin içerisinde verilen atıf sistemi mi istiyor? Ben benden istenen sayfa altı dipnotu kullandığımız klasik dipnot sistemini kullanmamı isteniyor. Ben de hemen onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra dipnot olarak bunları belirlenmiş zaten otomatikman hemen OK diyorum. OK dedikten sonra program eklemeyi yaptı. Bir sorunla karşılaştı hemen. Onu bir tekrar yapalım arkadaşlar. Sorunu birlikte görelim. Hemen Word programını açıyorum. Evet Word programını açtım. Eklentiler yükleniyor. Evet geldi. Ben tekrar anlatmayacağım o anlattığım kısmı. Yazımı yazdım. Ondan sonra Zotero bölümüne geçtim. Tabii bu arada mesela yani referans verirken, atıf atarken Zotero programının açık olması gerekmektedir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen stili de seçtim. Seçtim, OK dedim. Karşıma bir alan çıkacak arkadaşlar. Bakın şu kısma mesela ben şey yazmam lazım. Yani atıf atmak istediğim eserin ismini yazmam lazım. Ya da yazarın ismini yazmam lazım. Ama ben bunu bilmiyorum. Hemen ne yapıyorum? Burada klasik olan bölüme geçiyorum. Bakın klasik gördüm. Tıkladım. Açtı. Bana mesela şu anda Zotero programında bulunan eserleri gösteriyor. Ben şu anda basit olarak mesela bir eser seçiyorum. Mesela bir kitap seçeyim. Mesela şu kitaba seçtim kitabı. Ondan sonra hangi sayfa aralığından yararlandım? Sayfa 45'ten yararlandım. Ondan sonra da OK dedikten sonra program otomatikmen atıfı atıyor arkadaşlar. Bakın hemen sayfa altına geldik. Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri. Dikkat ederseniz Chicago Manuel Style'ın stiline göre attı. Ne yaptı?
Soy ismi başa getirdi. Ondan sonra ismi getirdi. Daha sonra da kitabın ismini getirdi. Kitabın ismini eğik şekilde, italik şekilde hazırladı. Hazırladıktan sonra da sayfa harici, yani kullanılan sayfa haricinin dışında kalan bilgileri parantez içerisinde aldı. Burası Ankara, işte eserin yayınlandığı yer. Eseri yayınladıktan sonra, yani Ankara denildikten sonra iki nokta üstte eseri yayınlayan süreli yayının ismi, ondan sonra yayınlanma tarihi arkadaşlar. Yani yayın evinin ismi, daha doğrusu özür dilerim, yayın evinin ismi. Sonra da yayınlanma tarihini getirip otomatikmen dipnotu ekliyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Noktamı verdim. Yazıma devam ettim arkadaşlar. Yine esere atıf atıyorum. Bu sefer bir makaleye atıf atalım. Evet, burada mesela klasik görünüme tekrar geçiyorum. Buradan mesela şu esere atıf atayım dedim. Evet. Eserin sayfa aralığını şu an aklımda değil ama onu görmek istiyorum. Yani mesela makalenin bir sayfa aralığı var. Ben onun dışına çıkarsam program atmaz. Hemen burada editörde göster diyorum. Bakın burada editörü de var. Gösteriyor. Yani eklenecek yazıyı burada görebilirsiniz. Sayfa aralığını da buradan görebilir miyiz? Evet. 189 ile 108 arasında bu eser. Ben tabii hangi sayfalarda çalıştım? 100 diyelim. 100-102 sayfalar arasında çalıştım. Bunu da attığım zaman bakın eser geldi. Bu eser arkadaşlar kitap, bu eser makale. Evet, altta farklılıkları görelim. Bakın Olcay Turan. Yine bu sefer mesela makaleye atarken özür dilerim, yine isim soy isim. İsim soy isim. Evet, isim soy isim. Makale eserini bakın tırnak içerisine almış. Ondan sonra makaleye yayınlanan süreli yayının ismini eğik yapmış, italik yapmış. Cilt numarasını yazmış, sayı numarasını yazmış. Ondan sonra yayınlanma tarihini koymuş. Benim yararlandığım sayfa aralığını yazmış. Sonrasında da doğrulamak için DOI kodunu da koymuş arkadaşlar. Ne yaptım arkadaşlar ben bu dersimde? Bu dersimde kaynak nasıl eklenir onu göstermeye çalıştım. Atıf nasıl atılır onu göstermeye çalıştım. Basitçe. Peki şöyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Yani ben klasik sistemi kullandım. Acaba bu klasik sistemden metin içi atıfa geçebilir miyim? Hemen onu da göstereyim. Evet, bu da mümkün. Hemen herhangi bir yere tıklayayım. Tıkladıktan sonra Document Preference, buradan APA'yı seçiyorum. En son edisyon, altı edisyonu seçiyorum. OK diyorum. Dedikten sonra program değişti arkadaşlar. Dikkat edin, burada bakın kitap atıfını bu şekilde getirdi. Metin içi atıf şekline getirdi. Yazarın soy ismi, eserin yayınlandığı yıl ve kullanılan sayfa aralığı. Evet. Arkadaşlar şimdi bir de bu kullanılan eserlerin mesela kaynakça nasıl eklenir? Yani ya, eserde ben atıf kullandım. Bu atıfların muhakkak tabii kaynakça olarak yer alması gerekmektedir. Hemen onu da göstereyim. Şimdi dikkat ederseniz tekrar geri geleyim. Siz de orada o şekilde görün. Yine referans şeklinde geldim. Buradan Monastay 17. edisyon full notu seçtim. Tekrar eseri arkadaşlar normal atıf stiline getirdim. Diyelim ki yazım bitti. Yazım bittikten sonra noktayı koydum. Artık kaynakçayı da eklemem lazım. Ben hemen yeni bir ek sayfa ekliyorum. Dikkat ederseniz. Bakın şurada bir boş sayfa ekledim. Burada geldim. Kaynakça dedim. Evet. Noktamı koydum. Enter'a bastım. Burada kullanılan eserleri Chicago Manual Style'ın kaynakça ekleme stiline göre mesela kaynakçamı düzenlemem lazım. Bunu elle yapmıyorum. Yine Zotero'dan yardım alıyorum. Bu sefer de kaynakça ekle. Bakın bu dipnot ekle, bu da kaynakça ekle arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Add bibliografi. Hemen add dediğim zaman program otomatikmen arkadaşlar eklemesini yapıyor. Yani hiç elimizi vurmadan istediğimiz kadar dipnot atıp istediğimiz kadar da kaynakçayı mesela program Word belgesine yapıştırıyor arkadaşlar. Bakın yapıştırmayı gerçekleştirdi. Bununla ilgili bir diğer dersimiz özellikle ne olacak? Bu dipnotların düzenlenmesi eğer istendiği takdirde bunu mesela buradan düzeltmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bakın mesela ben her tıkladığımda bu alan bir farklı bir renkte renge bürünüyor. Bu demek istiyor ki program, yani bu Zotero programıyla yapılmış. Bunu düzeltmek istiyorsanız muhakkak Zotero programının yardım alarak kullanmamız lazım arkadaşlar. Evet, bu dersimizi de burada bitirelim arkadaşlar.